Nurcan Hocam, tabii kadın hastalıklarından bahsederken adetten bahsettik, rahim ağzı kanserlerinden, rahim kanserinden ve tabii de menopoz var. Kadınların en çok karşılaştığı ve her kadının başına gelecek menopoz. Peki evet. Menopoz nedir? Menopoz nasıl adetimiz başlarsa bir günde bitiyor. Evet. Öyle yaratılmışız, sonu var adet görmenin. Tabii bu bir anlamda iyi bir şey çünkü doğurganlık devam etmiyor menopoza girince. Neden iyi bir şey? Kadının vücudunun da fizyolojisi de belli bir yaşta doğurganlığa daha elverişli ve daha rahat kaldırabiliyor. Belli bir yaştan sonra çok fazla hastalıklar eklenebiliyor. Bu da tabii vücudumuzun artık belli bir yaştan sonra gebeliği kaldırması, doğumu kaldırması çok zor. Yani artık doğurganlığın bittiğini gösteren bir bulgu. Nedir bu bulgu? Adet görmemeye başlıyoruz. Maalesef hormonlarımıza vücudumuz çok güzel alışıyor östrojene, progesterona. Bir anda kesilmeye başlayınca işte ateş basmaları, ani kızarıklıklar, flaşik dediğimiz kızarıklıklara neden olabiliyor menopoz. Ama herkese neden olmuyor. Bazıları çok hafif atlatır, bazıları çok ciddi atlatır ve ilaç kullanmaları gerekir. Hormon replasman tedavisi dediğimiz. Bir de menopoza kadar bizi hormonlarımız birçok hastalıktan, kemik erimesi gibi, kalp hastalığı gibi, tansiyon gibi birçok hastalıktan korurken menopozda bu güzel hormonların vücudumuzdan çekilmesiyle artık bunlara karşı korumasız duruma geçiyoruz. Erkeklerde eşit düzeye geliyoruz. O yüzden birazcık daha böyle beslenmemize dikkat etmemiz, daha özen göstermemiz gerekiyor. Özellikle kalsiyumdan bol beslenme, sağlıklı yaşam, spor kemik erimelerine çok engel oluyor. Mutlaka spor yapmalıyız. Koyu yeşiller, sütler, peynirler çok yemeliyiz. Hayvansal gıdalardan, süt peynir anlamında söylemiyorum ama kırmızı et gibi hayvansal gıdalardan biraz daha uzak durmalıyız. Menopoz hayatımızın bir parçası. Her kadın, Allah uzun ömür versin herkese, bir gün menopoza girecek. Menopoz demek kadınlığının sonu demek değil. Hem cinsel fonksiyonları devam eder hem de kadın doğumcuya da hala gelmesi gerekir. Çünkü bazı hastalıklar maalesef menopozdan sonra çok sık gözükür. İşte kanser gibi ya da işte pelvik tabanın artık o desteğinin kalkmasına bağlı, gevşemesine bağlı, idrar kaçırma gibi sorunlar ya da rahim sarkmaları gibi. O zaman bunlar daha çok menopoz sırasında gözükür. Gene senede bir kere kadının doğum muayenesi çok önemli. Meme hastalıkları menopozda sık gözükür. 50 yaşından sonra mutlaka hem her yıl rahime bakılması gerekiyor hem de memeye bakılması gerekiyor. En azından mamografi ve ultrason şeklinde. Meme menopozdan sonra mı oluşuyor hocam? Her meme değil ama hani belli bir yaştan sonra meme kanseri olasılığı çok artıyor. Ama ailesel meme kanserleri gibi böyle daha çok ailede işte annede, teyzede, ablada, kız kardeşte varsa daha erken yaşlarda kanser görülebiliyor. Ama genelde 50'li yaşlardan sonra daha fazla görülmeye başlıyor. Onun için de Sağlık Bakanlığı 50 yaşından sonra taramayı çok öneriyor senede bir kere. 50 yaşından sonra kadınlarımızın kendisine daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Çünkü menopoz dönemine girmiş oluyor. Doğurganlık süreci de noktalanıyor. Bitmiş oluyor, evet. 50, bazen 51, bazen 48, 47'dir. Bazen 55'e kadar devam eder. Peki erken menopozda var mıdır hocam? Erken menopoz maalesef çok üzücü bir şey. Özellikle çağımızda artık evlenmeler çok geçe bırakılıyor. 40 yaşın altındaki menopoza erken menopoz diyoruz. Bazen 28-25 yaşında bile olabiliyor. Ama 40 yaşın altındaki her menopozu erken menopoz diyoruz. Aynı şikayetler bu sefer 50'li yaşlarda değil de bu yaşlarda başlıyor maalesef. O zaman bunun da yine genetik faktörleri mi var hocam? Genetik faktörü çok önemli erken menopozun. Ailenizde abla, anne, kız kardeş gibi, hala, teyze gibi erken menopoza girmiş kadın varsa, özellikle eğer de evlenmemişseniz, eğer ki de yumurta toplama dediğimiz bir şey var. İleri yaşlar hani evlenme geç olacaksa mutlaka yumurtalıklarınızı değerlendirip belki erkenden yumurta toplatabilirsiniz. O da ne için hocam? İleride çocuk isterseniz menopoza girerseniz maalesef olmuyor. Hani yumurtalarınız olsun diye.